Market yoğurtları patlayan kanser vakalarının ilk nedenidir. Bunu biliyor muydun? Uzmanlar kanser vakalarının bu kadar artmasının sebebinin sadece sigara, alkol ve obeziteyle açıklanamayacağını düşünmektedir. Çünkü yoğurtlarda yasal olmamasına rağmen pimarisin, diğer adıyla natamisin denen bir kimyasal kullanılabilmektedir. Ve bu madde yoğurdun küflenmesini engellemektedir. Dikkat ederseniz marketten aldığınız yoğurtlar haftalarca dolapta beklese bile küflenmiyor. Kanserden bahsederken belirgin tek bir nedenden bahsedemezsiniz. Ulusal Kanser Araştırma Enstitüsü der ki, herhangi bir diyet bileşeninin kansere neden olduğu ya da kansere karşı koruduğu net bir şekilde gösterilememiştir. Bazen epidemiyolojik çalışmalar kanserli insanların diyetlerinde, kanserli olmayan insanların diyetlerinden farklı bazı bileşenler saptayabilir. Ancak bu sonuçlar o bileşenin sadece kanser riskiyle ilişkili olduğunu gösterebilir. Neden olduğu ya da sorumlu olduğunu değil. Argümanın şu kısmı doğru. Önlenebilir kanserler sadece sigara, alkol ve obezite ile açıklanamıyor. Ancak bu üçünü topladığınızda kötü beslenmenin her türlüsünün 17 misli daha fazla üzerinde kansere neden oluyor. Açıklamalarda kanıt olarak sunulan bitirme tezinde 20 adet market yoğurdu incelendiğinde bunlardan 5 tanesinde natamisin saptanmıştır. Tespit edilen en yüksek natamisin miktarı 1 kilogram üründe yaklaşık 16,5 miligramdır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günlük yoğurt tüketimi kişi başı 112,7 gramdır. Bu durumda siz 20'de bir şansla marketteki en yüksek natamisin içerikli yoğurdu bile alsanız günlük maruz kalacağınız miktar en fazla 2 miligramdır. Gıda Katkı Maddeleri Komitesi JEÇFA'ya göre günlük maruz kalınabilecek üst limit natamisin için kilogram başı 0,3 miligramdır. Bu da ortalama 70 kilogramlık bir kişi için günlük 21 miligrama bedeldir. Tipik bir Türk'ün yediği yoğurt miktarının 10,5 misli. Bu grafik Türkiye'de sigara içenlerin durumunu gösteriyor. Bunlar yıllara göre Türkiye'deki obezite oranları. Bu da Avrupa'ya oranla Türkiye'deki fiziksel aktivite oranı. Önlenebilir kanser nedenleri arasındaki en büyük 3 tanesinde Türkiye'nin karne notları böyleyken natamisin. Emin misin?